Konumuz basit türemiş birleşik sözcükler. Ek almamış ya da ek alsa da anlamı değişmemiş sözcüklere basit sözcükler diyoruz. Örneklerimize bakalım. Ev kelimesi ek almamış. Yani basit kelime. Ev dediğimizde aklımıza ne geliyor çocuklar? Dört duvarı çatısı olan bir yapı geliyor değil mi? Görselde gördüğünüz gibi. Bakalım ek almış, anlamı değişmiş mi? Evet doğru yürüyordu. Yine aynı görselden bahsettiği için anlamı değişmedi. Yani basit kelime. Evler kelimesi ler eki almış. Aynı görselden bahsediyor. Birden fazla olduğunda biz çoğul olarak evler diyoruz değil mi? Aynı yapıdan bahsettiği için anlamı değişmiyor ve basit kelime. Evde oturuyorum. Yine aynı yapıdan bahsediyor. Dört duvarı çatısı olan yapıdan. Anlamı değişmediği için basit kelime. Şimdi elma kelimesine bakıyoruz. Ek almadığı için basit kelime. Elma dediğimizde zihnimizde canlanan görselde gördüğünüz meyve değil mi? Peki elmayı ısırdım dediğimizde elmayı kelimesi anlamı değişti mi yoksa aynı elmadan mı bahsediyor? Harikasınız aynı elmadan bahsettiği için anlamı değişmedi ve basit kelime. Elmalar dediğimizde aynı görseldeki meyveden bahsediyor ama birden fazla olmasından. Bu durumda basit kelime. Çoğul ek aldığında kelimeler anlamı değişmez. Basit kelimedir. Elmanın üzerinde kurt var. Yine aynı meyveden bahsettiği için anlamı değişmediği için basit kelime. Aldığı ek ile yeni anlam kazanan sözcüklere türemiş sözcük diyoruz. Örneklerimize bakalım. Ev kelimesi li eki almış. Ev dediğimizde zihnimize canlanan görsel ile evli dediğimizde zihnimize canlanan görsel aynı mı çocuklar? Tabii ki hayır. Kelimenin anlamı değişti. Bu durumda bu kelimemiz türemiş kelime. Sebze dediğimizde zihnimizde canlananlar işte neydi? Domates, salatalık, patates bunlardı. Sebzenin kendisiydi. Sebzellik dediğimizde bu sebzelerin konulduğu kaptan bahsediyor. Bakın anlam değişti. Kelimemiz türemiş kelime olacak. Defter, deftersiz. Defterin kendisi canlanıyor gözümüzde. Deftersiz dediğimizde defterin olmama durumundan bahsediyor. Bakın anlam değiştiği için türemiş kelime. Balık, balıkçı. Balık görselini bırakıyorum. Balıkçı dediğimizde aynı görsel mi canlanacak? Hayır. O balığı tutan kişiden bahsediyor ya da satan kişiden bahsediyor. Bakın balık farklı, balıkçı farklı bir görsel. İkisi aynı olmadığı için anlamı değişiyor ve türemiş kelime. En az iki kelimenin birleşerek yeni kelime oluşturmasına birleşik kelime diyoruz. Örneklere baktığımız zaman çanak ve kale kelimesi iki farklı kelimeyken birleşiyorlar ve Çanakkale isminde şehrimizin adını oluşturuyor. Ak ve ciğer kelimesi birleşip akciğer adında bir organımızı oluşturuyor. Kızıl ve ırmak kelimeleri birleşmiş. Kızıl ırmak isminde Türkiye'deki bir nehrin adını oluşturuyor. Deve ve kuş kelimesi birleşip deve kuşu isminde bir hayvan türünü oluşturuyor. Ak ve deniz kelimesi birleşip ülkemizdeki Akdeniz ismindeki bir denizin adını oluşturuyor. Eski ve şehir kelimesi iki farklı kelimeyken birleşerek ülkemizdeki bir şehrin adını oluşturuyor. Kelimelerden hangisinin basit, türemiş, birleşik olduğunu belirleyelim. Yolcu kelimesine bakıyoruz. Yol kelimesi cu eki almış. Yol dediğimizde aklımıza gelen farklı bir görsel. Yolcu dediğimizde yolculuk yapan bir kişiden bahsettiği için farklı bir anlam kazandı. Ve türemiş kelime. Kitabın, kitap kelimesi ın eki almış. Yine aynı kitaptan bahsediyor. Anlam değişmedi. Basit kelime. Susuz, su ve susuz kelimesini incelediğimizde suyun olmama durumundan bahsettiği için sus eki ne yaptı? Türemiş kelime yaptı. Hanım eli. Hanım ve el kelimesi iki farklı kelime bir araya geldiğinde birleşik kelime oluşturdu. Karpuzlar çoğal ek almış. Yine aynı karpuzdan bahsettiği için anlam değişmiyor. Ve basit kelime. Sakallı. Sakal dediğimizde aklımıza başka bir görsel geliyor. Sakallı dediğimizde bir kişiden bahsediyor. Anlam değişti ve türemiş kelime. İlk okul. İki farklı kelime birleşmiş. Birleşik kelime. Şehirde D eki almış. Yine aynı şehirden bahsettiği için anlam değişmiyor. Ve basit kelime gözlük. Göz dediğimizde farklı bir görsel, gözlük dediğimizde taktığımız, ileriyi ya da yakını görmek için taktığımız bir cisimden bahsediyor. Bu durumda ne oldu? Türemiş kelime. Anlam değişti çünkü. Baş öğretmen iki farklı kelime birleşmiş, birleşik kelime oluşturdu. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.